Evet, kalp krizi demişken de ya, hocam tabii. Çok yakın zamanda da şu dönemde biraz arttı enteresan bir şekilde. Belki evet, onu soracağım. Niye böyle oldu? Yani bu dönem... sebebinin de belki biraz etkilediğini düşünüyorum. Yani çünkü ben de çok duyuyorum. Kalp krizinden de işte... Evlerden çıkamadılar, işte spor yapamadılar, biraz kilo aldılar, biraz beslenme şekilleri buldu, yaşam tarzları buldu. Evet. Bir de doktora gitmeye çekindi insanlar. Ya bu da önemli bir etken. Evet, yani evet, hastanelere gitmemek, doktora gitmemek. Bir artış var gibi gözüküyor. Yani ben istatistiksel olarak çok biliyoruz ama genelde çevremde... Tabii duyduğumuz ve bizim de kulağımıza çok geliyor Ali Rıza Hocam. İşte daha dün yine değerli bir başkanımızın, Kars Ardahan'da Iğdır'dan federasyon başkanımızın kalp krizi geçirerek işte hastanede müdahale edildiğini, tabii geçmiş olsun diyoruz tüm hastalarımıza da. Hani gerçekten sizin de belirttiğiniz gibi son zamanlarda bu kalp krizi biraz yoğun yaşanmaya başladı. Evet, yani çok ciddi bir sağlık problemi. Biraz yani. Bundan bahsedebilir yani, miyiz? Yani dünyanın şu anda belki Türkiye'de özel olarak da çok ciddi bir sağlık problemi. Şu anda hala aneurizmalarının hala en büyük bir şey. Evet. Yani... Ölümlerin sebeplerinden birisi, birinci sebebi kalp krizi. Yani genel ürünlerde de yani çok yüksek oranlarda farklı damar hastalıkları. Yani kanserle başa baş gibi gözüküyor. Yani şu anda insanlar ölüyorsa ya kanserden ölüyor ya da kalp krizinden ölüyor. Yani ya felç geçiyor ya işte ayak damarı gidiyor ya da işte kalbi gidebiliyor. Daha çok ölüm sebepleri bunlar. Kalp sağlığımıza dikkat etmiyor muyuz Ali Rıza Hocam? Yani bu genel bir problem var kalp sağlığıyla ilgili. Aslında genel sağlık genel yaşam tarzıyla ilgili problemler var. İşte yeme alışkanlıklarından tutun da, sigara kullanımından tutun da. Hala Türkiye'de mesela sigara kullanımı hala yüksek oranlarda. Mesela Avrupa falan da biraz daha azalttı. Ama Türkiye'de maalesef daha az, daha genç çocuklar var. Okul, lise yaşlarında başlayan çocuklar oluyor. Evet. Sigara kullanımı çok ciddi bir sağlık problemi. Çok ciddi bir sağlık problemi. Yani ben bugün geldim bir tane bir işte 45 yaşında işte bütün damarlar tıkanmış, bacak damarı tıkanmış. Yani... Tabii sigara oranı sigara... küçük yaşlara kadar indiği için yaş oranında gerçekten de çok düştü hocam sigara kullanım yaşı. Yani, tabii artık 30-40 yaşlar çok yaygın görüyoruz yani. 40 yaşlar özellikle yani. Özellikle ailesinde biraz genetik olarak yatkınlığı var. Sizde sigara içiyorsa artık 40 yaşlarda çok sürpriz değil yani. Evet, yani 40 yaşta gerçekten çok genç bir yaş. Evet. Yani maalesef öyle. Ya o gelen kişilere bakıyoruz, ya sigara içiyor, ya işte kilosu var, ya şeker hastalığı var. Yani genetik olarak tabii yatkınlık da özellikle böyle 50 yaşında, 55 yaşında önce kalp krizi geçirmiş, işte bypass olmuş kişilere, yani çocuklarında da olan kişiler de böyle risk biraz daha yüksek. Bundan da böyle yani böyle 50 yaşlara geldiği zaman kalp krizi geçirmeli oradan yüksek ama yani burada genetik faktörler tam etkili ama esas çevresel faktörler çok daha etkili. Evet. Yani siz bütün programınızda bunu dile getiriyorsunuz. Yani 3 unsurdan uzak durun diyorsunuz. Kilo, obezite, sigaradan ve tabii düzenli bir yaşam. Yani düzenli yaşam yani... Kalbimiz yoruldu. Yani o zor. Yani stresli iş yaşamıydı falan ama aslında çok basit bazı değişikliklerle çok çok ciddi sağlık kazanımları elde edebiliriz yani. Ya biraz rahat mı olmak gerekiyor Ali Rıza Hocam? Stres, yani evet, iyi bir şey değil. Yani biraz daha böyle hayata biraz, rahat bakmak gerekiyor. Bakış açısını biraz daha geniş tutmak lazım. Çok daralık kalmamak lazım. Çok sıkışmamak lazım. Evham mesela. Şu, yani kesinlikle böyle evhamlı insanlara yaygın. Baktığınız zaman çok, şey hep böyle stres, evhamlı. Çok yaygın, çok. Enerji düşüklüğü. Panik atak çok mesela. Gereksiz yere. Bu çevreyi de etkiliyor. Evet. Yani insanları da etkiliyor bu. Stres. Yani stres biliyorsun sadece kalp için değil, kanser falan da. Tabii, bütün hastalıklar için. İşte tansiyon yüksek, kanın tutunda yani ciddi bir problemdir. Stresli olmamak lazım. Yani bir şey insan üzüldüğü zaman da böyle 3-5 dakika ondan sonra onun üzerine üstesinin gelmesi lazım. Ne kadar ne olursa olsun. Bakış açımızı değiştirmek lazım. Daha çok geniş bakmak lazım. Evet. Yani İnsanlar bazen çok da alanda sıkışıyorlar, çok geniş bakamıyorlar, çok sıkıştıkları için çok ciddi stresler oluşuyor ve bu stresler de hakikaten hem kalp krizlerinden oluşuyor, hem kalp
kanserlerde olsun, işte tansiyon yükseklikleri olsun ciddi sıkıntılar yaratıyor. Evet. Bu genel bir sağlık problemi. Onun üstesine gelmek de ayrı bir şey. Yani aslında psikiyatristler ve psikologlar hani çok insanların pek genelde gitmek istemiyorlar. Ben deli miyim, deli miyim? Evet, maalesef öyle de bir algı da var. Evet, o tür destekleri de almak lazım. Yani ben çevrede görüyorum çok çok kişinin böyle psikiyatristin destek alması lazım aslında. Uykusuzlukları var, uyuyamıyorlar, işte hep böyle stres halindeler. Sonra mide rahatsızlıkları başlıyor. Her şey başlıyor, her şey başlıyor. İşte kalbim sıkışıyor diyor, o diyor şey, yani kafasında böyle bir sağlık sorunu yani aslında destek alsalar, bazen ilaç desteği, bazen işte telkin desteği ve aslında bu sorunlar büyük bir kısmı çözülebilir. Yani ama insanlar genelde psikiyatriste gitmekten korkuyorlar. Çok az kişi gidiyor, yani biraz daha bilinçli kişiler biraz daha rahat gidiyor ama çoğu kişiyi götüremiyorsunuz. Ben deli miyim diyor, niye gideyim diyor. Evet, bu da yanlış bir algı tabii ki. Tabii. Bunun da mesajını vermiş olalım. Tabii bir bilim insanı, yani, Sayın Profesör Doktor Ali Rıza'yı canalın. Bir de en büyük problem o besin. Yani benden çok takıntı olduğum yer evet. Kilo konusu. Kilo, işte bizim vücut kitle endeksi dediğimiz bir endeks var. Kilonun boya oranları. Yani kilonun boyun karesiyle bu nesile elde ediliyor. O mesela işte 24'ün 25 üstündeyse işte tansiyon yüksekliklerinden tutun da işte kolesterol yüksekliklerinde, şeker hastalıklarına, katlama hastalıklarına beyin artıyor. Bunun için kilo son derece önemli. Göbek kesinlikle, göbek çevresinde yağlanma son derece önemli. Yani insanlar bizim maalesef işte Türk erkeklerinde tabii. Yani, aslında ölüyorlar bizim göbek erkek falan. Erkek kadın diye ayırmayalım ama bu konuyu. Evet. Maalesef böyle bir algı var hocam yani. Evet. Yani aslında kilonu bilinmiyor ama bakıyorsun göbek. Göbeği var yani. Göbek var ise karaciğerde yağlanma var demek. Karaciğerde yağlanma yani göbek çevresinde ve karnın içindeki bağırsakların aralarındaki o yağ dokusunda yağlanma var mezenter bölgesinde. Hem orada yağlanma var hem karaciğerde yağlanma var demek. Karaciğerde yağlanma ciddi bir problem. Çünkü bizim bütün metabolizmamızı düzenleyen organ karaciğerdir. Evet. Bir de bu şeker metabolizmasını düzenleyen, yağ metabolizmasını düzenleyen en önemli organ karaciğer. Orada yağlanma başladığı zaman problemler de başlıyor. İşte kolesterolümüz yükseliyor başlıyor, şekerimiz çıkmaya başlıyor. Mesela bir insana şeker çıktığı zaman da geçmiş olsun yani. Bütün damar tıkanıklı demek. Şeker hastalığı demek damar tıkanıklı. O kadar birbirine eşleşmiştir. Damarları mahvediyor. İşte göz damarları, beyin damarları, kalp damarları, kopyet, bağırsak, işte bacak damarları, ayaklarda yaralar çıkıyor, işte kesilmeden oluyor, işte pes geçiyor insanlar, gözleri görmüyor, işte kalp krizi geçiriyor, kalpten ciddi problemler yaşıyor. Ya böyle yavaş yavaş vücudu yiyor. Tabii böbrek damarları tıkanıyor, işte tansiyon yükseliyor, böbrek yetmezliği gelişiyor. Yani şeker hastalığı son derece ciddi bir problemdir. Sağlık problemi. Yani Türkiye'nin ya da dünyanın çok uğraştığı ciddi sağlık problemi. Çok ciddi Dünya Sağlık Örgütü de bu konuda çok uğraşıyor. İşte obezite ile savaş. Türkiye'de aslında devlet kapından tutun da bütün Sağlık Bakanlığı'nda ilgilendiği ciddi bir problem. Çok uğraşılıyor ama ben genelde yine görüyorum yani yine de yaygın. Obezite oranı Türkiye'de yaygın. Çocuklarda çok yaygın. Çocuklarımız çok kötü besleniyor. Evet. Maalesef. Yani dönüyoruz, dolaşıyoruz, yine o beslenme konusuna geliyoruz. Evet, hazır beslenme. Yiyeceklere. Evet, maalesef. Çok ciddi problem. Yani. Şekerli yiyeceklere. Maalesef. Özendirici, tatlandırıcılar. Yani şeker çağımızın zehri yani. Tekrar söylüyorum.